Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlatmasından sonra uzmanlar bunun en fazla iki gün süreceğini açıklarken, savaşın bugün 16. gününe girildi. 16 günde Ukrayna ordusu, dünyanın en büyük ikinci ordusu olan Rus ordusuna hayatının şokunu yaşattı. 24 Şubat'ta üç taraftan Ukrayna topraklarına giren Rus ordusu savaşın ilk gününde 2000 askerini kaybederken, 16 günlük süreçte 12.000'den fazla asker kaybetti. Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı Rus ordusunun 24 Şubat 11 Mart'taki kayıpları ile ilgili veriler paylaştı Buna göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 12 bin'den fazla asker öldürüldü Ruslara ait 57 uçak 83 helikopter 353 tank 1165 zırhlı araç 125 top 58 roket atar sistemi ve 31 hava savunma sistemi imha edildi Rus güçleri ayrıca son 16 günde Ukrayna'da 558 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 7 insansız hava aracı kaybetti. 16 günde Ukrayna hava sahasını da kontrol altına alamayan Rusya'nın bu kadar uçak ve helikopter kaybetmesi de insanları şaşırtırken, Rusya'nın Ukrayna savaşı için ayırdığı uçakların yarısından çoğunu kaybettiği kaydedildi. Rus askerlerinin sahada istenilen etkiyi gösterememesi, Ukrayna'nın birçok ülkeden gönüllü savaşçı toplaması sonrası Rusya'da Orta Doğu'dan 16 bin paralı savaşçı getirilmesine onay verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Orta Doğu ülkelerinden 16 bini aşkın gönüllünün Donbas'a gelmek istediği yönündeki teklifi desteklediğini ve bu kişilerin bölgeye ulaşmalarına yardım edilmesi gerektiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile toplantısında, Ukrayna ordu güçlerinin ele geçirilen Javelin ve Stringer gibi batı yapımı silahların Donbas'taki cumhuriyetlerin milislerine verilmesi önerisini destekledi. Söz konusu teklifi, Savunma Bakanı Sergey Shoigu yaptı. Shoigu ayrıca, Orta Doğu ülkelerinden 16 bini aşkın gönüllünün, Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerindeki milis güçlerine operasyonlarında yardım etmek adına bölgeye gitmek istediklerini kaydetti. Rusya lideri bu teklifi de destekleyip gönüllülerin Donbas'taki operasyon bölgesine ulaşmalarına yardım etmek gerektiğini ifade etti. Putin, Rusya Savunma Bakanı'nın sözlerine cevaben, Donbas'ta yaşayan insanlara, para için değil, gönüllü olarak gelip yardım etmek isteyen insanlar olduğunu görüyorsanız, o halde bu insanların askeri operasyon bölgesine ulaşmalarına yardım etmeliyiz dedi. Rusya lideri dünyanın her yerinden paralı asker toplayıp bunların Ukrayna'ya gönderilmesine gelince Ukrayna rejimi ve Ukrayna'nın Batılı sponsorlarının bunu gizlemediklerini ve uluslararası hukuku göz ardı ederek bunu açık açık yaptıklarını görüyoruz diye ekledi. Şoygun'un eskiden Ukrayna güçlerinin elinde bulunan fakat Rus askerleri tarafından ele geçirilen Batı yapımı silahlara ilişkin önerisi üstüne Putin, "Ukrayna'da Rusya ordusunun eline geçen Batı yapımı silahlara gelirsem, bunların Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri birliklerine verilmesi ihtimalini destekliyorum. Lütfen yapın bunu. Burada benim düzeyimde alınması gereken bir karar varsa, ben hazırım." dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'yi Ukrayna'da barışçıl bir çözüme gidebilecek diplomatik ve siyasi süreçleri kolaylaştırma çabaları nedeniyle takdirle karşılıyorum dedi. Stoltenberg, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Antalya'da bir araya gelmeleri çok önemliydi. Türkiye'ye bunu sağladığı için teşekkür ederiz. Türkiye değerli ve kilit bir NATO müttefiki. Rusya güvenliği ihlal etti ve açıkça askeri güç kullanıyor. Bunun bedeli olacak. Bunun bir karşılığı olacak. Almamız gereken uzun dönemli kararlar olacak. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Haziran'da Madrid'de önemli kararlar alınacak. Daha tehlikeli bir ortamdayız. Güvenliğimizi değerlendirmemiz gerekecek. Rusya'nın Kırım'ı ilhakından sonra buna başladık ve daha artırmamız gerekiyor. Her şeyin ön koşulu barıştır yoksa yol kat edemeyiz. Kaynaklarımızı yeniden gözden geçireceğiz. Avrupalı müttefikler savunma bütçelerini artırmalı. Antalya Diplomasi Forumu bizim için son derece önemli. Bu daveti almaktan dolayı Çavuşoğlu'na teşekkür ederim. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşacağım için de heyecanlıyım. Dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geleceği Antalya Diplomasi Forumu bugün başlıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek foruma 16 devlet ve hükümet başkanının katılımı bekleniyor dedi. Diğer yandan Denizcilik Genel Müdürlüğü, 24 Şubat'tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'sinin kalkış yaptığını, bir geminin de Temruk'ta yükleme için beklediğini açıkladı. Açıklamada, olumsuz hava koşullarından dolayı bazı gemilerin Kerç'te beklediği, hava müsaadeli varış limanlarına hareket edecekleri aktarıldı. Avrupa medyasına göre, savaşan Rusya ve Ukrayna'yı barış için Antalya'da masaya oturtan Türkiye, fark yaratan tek ülke. Alman Focus dergisi, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya devlet adamlarını bir araya getirerek ara buluculuk rolü üstlendiği toplantının detaylarına dikkat çekti. Yazıda, Ukrayna savaşının başlamasından iki hafta sonra çatışan tarafların üst düzey temsilcilerinin ilk toplantısına ilgi büyük. Savaşan tarafları bir araya getirmeyi başardığı için sadece Türkiye başarılı olduğunu iddia edebilir. Türk Devlet Televizyonu U şeklindeki masalarda gözle görülür bir şekilde memnun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ev sahibi olarak gösteriyor. Lavrov ve Kuleba aralarında Çavuşoğlu'nun da bulunduğu tam karşı karşıya oturuyorlar. Görüşmelerden önce ve sonra iki konuk görünüşe göre birlikte fotoğraf çekmekten kaçınmak istiyorlar. Karadeniz'de her iki ülkeyle de deniz sınırı olan NATO ülkesi Türkiye, defalarca çatışmada arabuluculuk teklifinde bulundu. Ankara, hem Moskova hem de Kiev ile yakın ilişkiler içindedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın işgalini sert bir dille eleştirdi, ancak hiçbir ortağından vazgeçmek istemediğini her zaman vurguladı. Türkiye'nin bu düzeydeki ilk görüşmeyi fiilen kaydetmesi, Erdoğan ve hükümeti için diplomatik bir başarı olmalıdır denildi. Yaklaşık 1,5 trilyon dolar büyüklüğe sahip Rus ekonomisinin yatırım ve ihracattaki sert düşüşle küçülmesine kesin gözüyle bakılırken yaşanan ekonomik savaşın Avrupa'yı da derinden etkilemesi bekleniyor. Rus rublesi savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana dolar karşısında %40'a yakın değer kaybederken ülke ekonomisinde önemli yere sahip Sberbank ve Gazprom gibi şirketlerin hisse değerleri Ukrayna ile savaşın başlamasından bu yana %99 değer kaybederek adeta buharlaştı. Rusya Merkez Bankası, rubledeki değer kaybını frenleyebilmek için politika faiz oranını %9,5'tan 20'ye yükseltirken, uluslararası ticaretle uğraşan şirketlere de döviz gelirlerinin %80'i yetkili bankalarda satma zorunluluğu getirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, ekonomik savaş olarak tanımladığı yaptırımlara karşılık olarak, Rus şirketlerine, dost olmayan ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verilmesine yönelik kararnameye imza attı. Rusya Merkez Bankası'nın uluslararası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişiminin G7 ülkeleri tarafından dondurulması nedeniyle ekonomik krize müdahale alanı da kısıtlanmış durumda. Rusya Federal İstatistik Kurumu'nun 9 Mart'ta açıkladığı verilere göre, batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında 26 Şubat-4 Mart'ı kapsayan haftada önemli artışlar yaşandı.